Avrupa'dan şimdi Osman Kavala ile ilgili bir çağrı görüyoruz. Avrupa ikiyüzlü. Yani kesinlikle ikiyüzlü. Ama bu hükümette yani tencere kapak gibi birbirlerini bulmuşlar ve şimdi tencereyle kapak birbirine düşmüş durumda. Bakalım ne olacak. Evet, çok önemliydi bu en son söylediklerim. Bakalım ne olacak? Tabii göreceğiz gidişatı ne yönde. Ama bunun faturasının da halka kesileceği kesin, onu da söylemiş olalım. Çünkü bunun sonuçları var diye düşünüyorum. Evet, Musa Özurlu, bu arada tabii Irak ve Suriye tezkereleri, yani senin de çok iyi bildiğin gibi yani bu süreç meclise sunuldu. Hatta Salı günü bildiğim kadarıyla, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Salı günü Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına, yani bu, Suriye ile Lübnan olmak üzere, Irak, Suriye ve Lübnan olmak üzere iki yurt dışına askeri gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin kararname, özellikle Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Tek adam sisteminin, evet, sen ne diyorsun bu konuda? Yani geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda, bir de bunlar yani şeyle boğuşurken, bir de bir ülkenin topraklarına gönderelim diye Suriye'ye, bir de Evet. tezkerenin uzatılmasından bahsediyoruz. Söz sende, söz zorunlu. Evet. Şimdi birincisi bu Lübnan'ı bunlardan ayıralım. Yani Lübnan'daki Birleşmiş Milletler görevi dahilinde olan bir şey. Yani oradaki işte çok sayı, az sayıdadır asker. Yani 20'dir, 30'dur, 50'dir falan. Zaten belli bir şeyleri vardır onların. Yani Birleşmiş Milletler'in Lübnan'da bir şeyi var, görev gücü var. Onunla ilgilidir o. O normal bir şey yani olabilecek bir şey. Evet, Yani onu Lübnan'ı birçok ülkenin geçelim. yaptığı bir Irak şey ve onu Suriye. geçelim. Şimdi Irak ve Suriye birincisi Suriye tabii zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Hani burada Türkiye'nin bazı harekatlarla hakim olduğu bölgelerle ilgili olarak ya da herkesin işte sadece hani andığı bir isimle İdlib'le ilgili olarak tartışmalar devam ediyor. Ve aynı zamanda tabii son dönemde gerginlik de artmış durumda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya da asker göndereceklerini ki zaten var aslında. Bunu tabii şey anlamında söylüyorum ben hani savaşacaklarını ve bir şekilde orada harekat düzenleyebileceklerini ifade etti. Bu tezkere bununla ilgili yani bundan sonra da hani orada TSK'nın kalabilmesine yönelik bir tezkere. Irak'la ilgili olarak zaten işte PKK'ya yönelik bir takım operasyonlar yapılıyor ve dolayısıyla oraya da hani girip çıkabilmek için belli bir tezkere bu. Yani özet olarak bu şekilde bunlar. Ama burada tabii muhalefetin tavrı ne olacak? O soruyu sormak gerekiyor. Birincisi, ikincisi zaten belli çıkacak bu tezkere. Bundan sonra Suriye politikası Türkiye'nin aynı şekilde mi devam edecek? Yani bu soruyu da sormak lazım. Şimdi bu şeyle ilgili olarak, muhalefetin tavrı ile ilgili olarak şunu söylemek lazım. Daha önceki dönemlerde iktidar her zaman için dış konularda, özellikle dış askeri konularda daha doğrusu muhalefeti arkasına dizmeyi bildi. Yani çünkü Türkiye'deki hassas milliyetçi düşünce nedeniyle muhalefet bu kesimlerden bir iki oy alabilme şeyiyle, bir iki puan işte oy alabilme umuduyla yaşayan muhalefet buralardan oy alamayacağını ve kendisine tepki gösterileceğini hatta var olan çünkü ulusal düşünceye de yakın yani CHP'de, İyi Parti'de aynı şekilde diğerlerini şimdi hani anmıyoruz ama diğer partiler ama bu ikisinde böyle bir şey var, böyle bir taban da var. Hatta var olan işte bir takım oylarından hani kaybedebileceklerini de düşünüyorlar. Bu nedenle örneğin yurt dışına asker gönderilmesi konusuna seslerini çıkartmıyorlar ve destek veriyorlar. Yani şimdi burada tabii hani ülke içerisinde nasıl ki CHP'nin kendisine işte türbanlı üye yazdırma çabası çok suni ise aynı şekilde buradaki bu evet oyları da suni. Ama o veya bu şekilde CHP bunu göze alamıyor. Yani hayır oyu vermeyi göze alamıyor. Yani şimdi normalde hem İyi Parti'nin yani hem Meral Akşener'in hem de CHP'nin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine baktığımız zaman, dış politikayla ilgili konuşmalarına baktığımız zaman iktidara yönelik olarak eleştiriler getirdiklerini görüyoruz. Yani bu politikaların yanlış olduğunu düşündüklerini anlattıklarını görüyoruz.
Ama şu var, yani ben işte ne bileyim CHP'nin de İYİ Parti'nin de örneğin bir Suriye politikası yok. Ya da işte bir Irak politikası yok. İşte ne bileyim başka hani bir takım ülkelerle nasıl davranılacağı konusunda bir politikalar olduğunu düşünmüyorum da. Yani en azından bir itiraz malzemesi olarak kullanabiliyorlar, yani kullanıyorlar. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bile muhalefetin bu tezkereye hayır demesi gerekiyor. Ama şu ana kadar biz hayır dediklerine dair bir örneğe rastlamadık. Dolayısıyla bu şeyde de ki kaldı ki Meral Akşener bunu açıkladı resmi olarak, yani evet vereceklerini açıkladı. CHP'nin de ben öyle davranacağını düşünüyorum. Ha, son dönemde işte Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi çıkışlarda bulunuyor şeye karşı, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Ve özellikle işte ekonomi olsun, devlet memurları ile ilgili olsun, dış politika ile ilgili de olsun bir takım çıkışları var. Ha, buradan bir esinlenme olur mu CHP içerisinde, doğrusu bilemiyorum. Ama ben tahmin ediyorum ki CHP de buna hani evet oyu verecek. Dolayısıyla bu tezkere bir şekilde geçecek. İkincisi yani tezkere geçti, tamam. Bir de Sağ Parti var. Böyle Sağ Parti'nin aslında çok konuştuk. Hani Türkiye'nin orada operasyon yapabilmesi bir takım şartlara bağlı. Öyle kolay bir şey değil. Çünkü sadece teknik bir mesele değil. Aynı zamanda siyasal bir mesele ve işte Rusya olsun, Suriye olsun, ikisinden de bir şekilde aslında onay alması gerekiyor. Tabii Suriye'den onay alacak gibi değil Türkiye. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Suriye yönetimine karşı işte rejim ifadesini kullanarak ağır eleştirileri de hani devam ediyor. Şu ana kadar geri adım atma gibi bir sinyal vermiş değil. Aynı zamanda Suriye içerisinde tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PYD var ve onlara karşı da bir operasyon yapmak istiyor, Türkiye'ye sağlam durmak istiyor. Bunlar Erdoğan'ın işte bir şekilde kararlılığını gösteriyor. Ama burada da tıpkı bu işte 10 büyükelçiyi persona non grata ilan etmekle yaptığımız gibi gerçekten büyük bir yükün altına mı giriyoruz? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Suriye meselesinde illa bir bunun şeyi var, istisnası var. O da Putin biraz daha Erdoğan, çünkü şu anda gerçekten hele hele bütün bu şeyleri yaptıktan sonra, hani 10 büyükelçiye birden bu resti çektikten sonra, 10 ülkeye daha doğrusu bu resti çektikten sonra, ben olsam yani Erdoğan için Putin yerinde olsam, ya yani Rusya'nın politikası gereği söylüyorum bunu, kendi düşüncem olarak değil, ama bunu bekler bakalım ne olacak. Yani bu kalk böyle bir şeye kalkıştı, yani bu mu onları döver, onlar mı bunu döverler, ben bir bekleyeyim bakalım der yani Rusya. Dolayısıyla şey, hani bu yüzden de Erdoğan'a Suriye'de sesini çıkartmayabilir. Çünkü cepheler çoğaldıkça yani Erdoğan'ın politikası dağılacaktır. Yani kontrol etmesi daha da güçleşecektir. Kolay değil yani. Bir tarafta askeri gücünüz savaşıyor. Diğer taraftan 10 tane ülkeye siz şey yapıyorsunuz. Yani blöf yapıyorsunuz. Blöf değil daha doğrusu. Rest çekiyorsunuz. Blöf olup olmadığı sonradan görülecek. Ama rest çekiyorsunuz siz 10 tane ülkeye. Ve eğer bu ülkeler gerçekten işte bunu ciddiye alıp yani öncelikle Türkiye'de bütün dışişleri tamam hemfikir olup ya da işte en azından kavga gürültü Mevlüt Çavuşoğlu işte Erdoğan söyleyeceğini yaparsa ne olur? İstenmeyen adam ilan edilir bunlar. İstenmeyen adam ilan edildikleri andan itibaren, bu andan itibaren de o zaman karşı tarafa hamleyi vermiş olursunuz. Yani ben hamlemi yaptım, tak düğmeye bastım, Türkiye'nin saati çalışmaya başladı. Çok güzel bir maç bu. Türkiye'nin saati çalışmaya başladı, şimdi tiktaklar devam ediyor ve bakalım karşıdaki ne yapacak? Karşıdaki ülkeler de dese ki, tamam biz de mütekabiliyet esasına göre kendi şeylerimizi çekiyoruz, elçilerimizi çekiyoruz. Yani çok fena bir yere gidiyor bu. İşte Batı her zaman için beraber hareket etmiştir. Batı'nın en şey tarafı, güçlü tarafı budur. Yani Avrupa'nın birlikte hareket etmesi, bunlar birbirlerini tabii her zaman için yerler aynı zamanda. Birbirleriyle kavga ederler. Ama dışarıya karşı daima birlik olarak hareket ederler ki bunu 2. Dünya Savaşı'nda da başka zamanlarda da gördük biz. Yani ne zaman işte komünist Rusya'ya yardım ettiklerini, ne zaman etmediklerini, ne zaman savaştıklarını, ne zaman karşı geldiklerini çok iyi gördük. Ya da öncesinde 1. Dünya Savaşı'nda da aynı şey, 2. Dünya Savaşı'nda da aynı şeyi gördük. Ve diğer zamanlarda şu anda sermayenin hareketleri olarak ya da kapitaller olarak hani bu ülkelerin şeyleri, bu ülkelerin
bir politikalarıyla ilgili olarak, yani doğuya yönelik politikalarıyla ilgili olarak nasıl hareket ettiklerini gördük. Şimdi aynı tavır eğer olursa, yani bu 10 ülkenin üzerine 3, 5, 10 neyse işte daha ülke eklenirse, o zaman gerçekten nasıl bir hata yapıldığı görülecek. Ha, bu kahramanlık meselesi değil. Bu işte bunun söylenmemesi. Yani 10 büyükelçinin böyle bir şey yapmış olması rezaletti. Ama siz bunu ne yapardınız, bu rezaleti? Çok ustaca bir biçimde o size gelen topu alırdınız, çok güzel şak diye vurur karşı sahaya geçirebilirdiniz. Fakat bunu yapmadı. Bunu yapmadı Erdoğan ve bakalım bunun sonucu nasıl olacak? Tabii bütün bunlar hep yani iç politikayla da ilgili. Yani ekonomi kötü, o kötü, bu kötü, işte her tarafta kötü. O zaman ne yapalım? Blöf çekelim. Milleti dediğim gibi yani 80 milyonu güzel bir şekilde arkamıza bir geçirelim önce. Bir bize şey olsunlar, bir destek olsunlar bakalım bize.